Burası 1400 rakımda Sedir Ormanları içerisinde kurulu ekolojik turizm köyü. Peki sizin bu işe başlama hikayeniz nasıl oldu? Çok güzel bir menüyle karşı karşıyayız. Herkese merhabalar. Bugün Erdemli ilçesi Sarıkaya Köyü mevkiinde bulunan Cedrus Life tesislerindeyiz. Yanımda tesisin turizm müdürü Muhammed Uslu Bey var. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Muhammed. Tesisin turizm koordinatörüyüm. Tesisimiz burası. Öncelikle sizlere de hoş geldiniz tesisimize. Burası 1400 rakımda Sedir Ormanları içerisinde kurulu ekolojik turizm köyü. Tesisimiz içerisinde bungalov evlerde konaklama, ATV ile safari, at binicilik, zipline, okçuluk, orienteering, yamaç paraşütü gibi etkinlikler mevcut. Aynı zamanda her hafta sonu tesisimizde yapmış olduğumuz düzenli doğa aktiviteleri var. İşte bunlar nelerdir? Çocuk ebeveyn kampları, trekking turları, yürüyüş etkinlikleri, doğa etkinlikleri gibi birçok grup organizasyonları, turizm belgeli acentalarla yapmış olduğumuz güzel doğa etkinlikleri de yine tesisimizde belli başlı yapmış olduğumuz ekolojik turizm konseptlerimiz. Ekolojik turizm konsepti nedir hocam? Biz burada ekolojik turizm olarak şu temayı işliyoruz. Öncelikle bulunmuş olduğumuz alan çok değerli bir alan burası. 4-5 asırlık Sedir Ormanları içerisinde kurulu bir tesis. Doğaya zarar vermeden işte buraya gelen insanların burada köy turizmi, yani her şeyin doğal bir şekilde onlara sunulmasını sağlıyoruz. Burada bunu nasıl yapıyoruz? Tesisimize gelen misafir ahşap, hiç bozulmamış doğanın içerisinde ahşap bir yaşam alanının içerisinde konaklıyor. Daha sonrasında buraya geliyor. Restorantımızda yine ekolojik turizmin bir parçası olan, kendi üretimimiz olan doğal köy peynirleri. Yine kendi üretimimiz olan işte nedir, bal. Bunun gibi köy konseptinde yapılmış bir kahvaltı ile güne başlıyorlar. Yine kendi üretimimiz olan burada bizim mezbahane bölümümüz de var. Kendimiz yöremizde hayvan yetiştiriciliği oldukça fazla bir şekilde devam ediyor. Biz de tesis olarak kendimiz üretiyoruz hayvanlarımızı. Biz kuzu eti kullanıyoruz. Burada kendi yetiştirmiş olduğumuz doğal etleri misafirlerimize sunuyoruz. Onun dışında yine yöresel yemeklerimizi misafirlere sunuyoruz. Bunu yaparken de örnek veriyorum, işte yapmış olduğumuz reçelleri ekoturizmin bir parçası olan köylerimizde köylü kadınlarımıza yaptırıyoruz. Buradaki tesisimizdeki personellerimiz hepsi bu yöredeki insanlar. Bu yöreden, bu köylerden gelip tesisimizde çalışan insanlar. Hem köyü de, köylerimizi de geliştirerek, hem de işte şehirden gelen insanlar burada doğayı görüyorlar. Bizim buradaki yörük kültürümüzü onlara anlatıyoruz. Bu gibi etkinliklerle dolu bir gün geçiriyorlar tesisimizde. Cedrus ismi nereden geliyor peki? Cedrus ismi, Sedir'in Latincesi. Dünyada kabul görmüş, Sedir ağacının Latince kabul görmüş ismi Cedrus. Biz buraya Cedrus Life diyerek aslında şöyle bir vizyon da içerisindeyiz. Doğayı bozmayalım, köy turizmi yapalım ama bunu Türkiye'nin dışında yabancı turistlere de, misafirlere de bunu anlatmak istiyoruz. O yüzden yabancı isim kullandık. Dedik ki Cedrus Life olsun, Cedrus Life Ekolojik Turizm Köyü olarak ismini bu şekilde patentledik. Yani sedir hayatı anlamında, sedir ormanları anlamında, sedir hayatını yaşamak anlamındaki bir isim. Sedir ağaçlarıyla çevrili bir ortam. Peki talep nasıl?
Talep şöyle, tesisimizin bulunmuş olduğu konumun verdiği birçok avantajlar var. Biz yazın 3 ay çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Kışın 3 ay da yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bunun sebebi yazın Erdemli'ye 25 kilometre uzaklıktayız. Erdemli merkeze göre işte Mersin'e 45 kilometre uzaklıktayız Mersin merkeze. Mersin'e ve Erdemli'ye göre tesisimiz yazın 10-12 derece hava sıcaklığı düşüyor. Nem %60-70 oranında azalıyor ve tesisimizde akşam çok konforlu bir hava oluşuyor gün boyu burada. Yani nemsiz, konforlu, işte bol oksijenli, sedir ağaçlarının yapmış olduğu fotosentezlerden kaynaklı iyotik bir hava oluşuyor. Bu sebepten ötürü insanlar şöyle yapıyorlar. Tesisimize geliyorlar, burada konaklıyorlar. Sonrasında bungalovlara denize gidip, Erdemli'de özel bir plajımız var yine tesisimize ait. Şezlong hizmetini veriyoruz. Orada plaj hizmetini veriyoruz. Özel bir plaj. Plajımızda gidiyorlar. Deniz keyfini çıkartıyorlar. Sonrasında da tesisimize gelip böyle püfür püfür serin bir havada günlerini geçiriyorlar. Burada konaklıyorlar. Hem de denizin tadını çıkartıyorlar. Yazın böyle bir yoğunluk. Kışın da Aralık ayından itibaren buraya kar yağışı başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat aylarında kar yağışı devam ediyor. Hatta dün İşte Mart'ın 15'i itibariyle dün sulu kar yağdı mesela. Geldiğinizde sizde de sahayı gezdiğimizde şimdi göreceksiniz. Kışın da karın yoğun olduğu zamanda da kar sezonu, kış turizmini yakalıyoruz. Yoğun 6 aylık bir dönemimiz var. Yine bahar aylarında özel okullar burada kamplar yapıyorlar. Yine bir yoğunluk yakıyoruz. Yani talep şu anda çok güzel gidiyor. Biz de bu talebe karşılık olarak tesisimizi geliştirmek için işte doğayı bozmadan ev sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Daha farklı aktiviteler neler ekleyebiliriz doğanın içerisinde diye. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burası kaç yıldır faaliyette? Burası 2. yılını tamamladı. 3. yılına girecek tesisimiz faaliyet olarak. İlk sene restorantımız vardı. İlk dönem açtığımızda. Tabii burası şöyle düşünülmüş daha öncesinde. Burası bir piknik alanı vizyonuyla bakılmış. Ama yetkilimiz Efraim Coşkun Bey... tesisi devraldıktan sonra ben de turizm rehberiyim. Burayla ilgili ne yapabiliriz diye oturduk ve konuştuğumuzda dedik ki biz burada farklı bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor dedik. Bunun için de işte ilk önce bungalov evlerden Ağustos, Eylül gibi iki tane bungalov ev ile başladık. O talebi gördük. Talepler doğrultusunda şu anda 30 tane bungalov ve tiny house eve çıkarttık. Farklı konseptlerde evlerimiz. Bu şekilde önümüzü görerek böyle dediğim gibi önceliğimiz doğaya zarar vermeden ilerlemek burada. Doğaya zarar vermeden bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Peki sizin bu işe başlama hikayeniz nasıl oldu? Sedus Life. Evet. Sedus Life'a başlama hikayemiz şöyle. Zaten yetkilimiz Efraim Bey ile tanışıyorduk. Daha sonrasında İşte burayı Efraim Bey devraldıktan sonra kafasında böyle bir proje oluştuktan sonra işte o çağırdı, oturduk, konuştuk. Ben de pandemi sürecinde çok fazla araştırıyordum. İşte ne yapabilirim doğayla ilgili etkinlikler artık çünkü bu insanlar için bir gereklilik haline geldi. Doğa turizmi, doğa aktiviteleri. Biz de meslek gereği Türkiye'nin birçok yerini gezdik, birçok yerinde turlar yapma fırsatı buldum. Kapadokya'yı gördük, Karadeniz'i gördük, işte Ege'yi gördük. Bu görmüş olduğum alanlardan burada belli başlı aktiviteleri koyduk. Mesela işte Kapadokya'da ATV ile safari, burada ilk biz başlattık yöremizle. İşte at turları Kapadokya'da çok yaygındı. Dedim ki niye olmasın? Burada at binicilik etkinliklerini koydum. Çok güzel bir şekilde devam etti. İşte zipline yapalım dedik, Karadeniz'de görmüştüm. Zipline etkinliğini koyduk. Sonrasında kendim acentalar ile tek tek görüşerek dedim ki siz buraya geldiğinizde biz size doğayla ilgili etkinlikler sunacağız. Acentalardan çok yoğun ilgi oldu. Hala devam ediyor. Hem artık kar için Erciyes'e gitmiyorlar. Buraya geliyorlar. Burada kar etkinliklerini yapıyorlar. Böyle bunun gibi birçok farklı aktiviteleri de bir araya getirerek başlama hikayemiz, kendi hedeflerim doğrultusunda bu şekilde başlama hikayemiz de gerçekleşti. Peki aynı zamanda turizm rehberisiniz. Ülkemizin birçok yerini gezdiniz. Evet. İlimize baktığınızda ilimizi nerede konumlandırıyorsunuz turizm olarak?
Mersin turizmden bence hak ettiği değeri, payı şu anda alamıyor. Hatta çok şu anda bence diğer işte turistik Mersin gibi turistik donelere sahip illere göre bence çok daha gerideyiz. Mersin ticaret mi, liman mı, turizm mi bence bir karar vermesi gerekiyor en önemli olarak. Görmüş olduğum kadarıyla. Örnek veriyorum, biz Erdemli'de çok güzel bir sahil bandımız var. İşte Kız Kalesi'nden başlayıp işte Tömi'ye kadar uzanan çok güzel bir sahil bandımız var. Ama maalesef zamanında yapılan bilinçsiz oraya yazlık siteler var. Yani işte imar planlarının yanlış yapılmasından kaynaklı sahil turizmini öldürmüşüz. Yani şu anda istesek de orada bir otel yapamıyorsun. Çünkü sahiller doldurularak yazlık siteler yapılmış. Bunun da memleketimize hiçbir faydası yok. Mesela Gaziantep'ten, Adana'dan bu yazlık siteleri alınmış. Ama yılda bir ay bile gelip kalmıyor aileler. Bir ay kalıyor, gidiyor. Yani ekonomiye, turizmin gerekliliğini yerine getirmiyor. Bence oralar çok daha mantıklı, çok daha güzel kullanılabilirmiş zamanında. Ama şu anda bunlarla ilgili iş işten geçmiş durumda. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla çok bakir bir ekolojik doğamız var. Bizim de yapmış olduğumuz gibi ekolojik turizm adına Mersin'in farklı yörelerinde özellikle bungalov tesisleriyle ilgili çok güzel çalışmalar var. Şu anda hatta geçenlerde turizm fuarına gitmiştim İstanbul'a, Emit'e. Orada da gördüğüm kadarıyla Mersin şu anda Karadeniz işte 1. Sapanca 2. Bursa 3. Mersin 5. sırada 6. sırada konumlanıyordu. Şu anda 4. sıraya kadar yükseldiğini gördük. Çünkü yoğun bir ekoturizme ilgi var, tesisleşme var. Güzel bir şekilde bilinçli yapıldığında ben ekoturizmle ilgili Mersin'de sahil turizminden daha çok talebin oluşacağını düşünüyorum. Burada kaç kişi çalışıyor Mehmet Bey? Tesisimizde kadrolu çalışan personellerimizin sayısı şu anda 25. Yazın tabii ki turizm lisesinden stajyerler alıyoruz. Hem de yazın öğrencileri burada çalıştırıyoruz. Örnek veriyorum işte üniversite öğrencilerine özellikle 2-3 aylık yoğun sezonda. O yaz sezonunda da sayımız 55-60 tane personeli buluyor. Ama şu anda kış sezonunda 25 işte duruma göre hafta sonunda ekstra personeller çağırarak sayıyı arttırıyoruz etkinlik durumumuza göre. Zorlanıyor musunuz personel istihdam etmede? Şöyle evet. Aslında bu doğa tesislerinin şöyle bir dezavantajı var. Ben de tabii bu ekolojik turizmi araştırırken ve işin içerisine girdikten sonraki en büyük edindiğim tecrübe kalifiye personel bulmak birazcık sıkıntılı. Niye? Şimdi Erdemli merkeze 25 kilometre uzaklıktayız. Kışın yaylalarımızdan, yazın yaylalarımızda oturan öğrenciler ve aileleri tabii kışın lise ve üniversite eğitimi için şehir merkezine gidiyorlar. Şehir merkezinden servisimiz var her gün düzenli olarak. Servisimiz olmasına rağmen personeli buraya getirmek, burada tutmak, sürekliliğini sağlamak birazcık bizim için yorucu bir süreç oluyor. Personeli o yüzden elimizde kadrolaşmış kemik personelimiz var. Ama biz bunların yanında ekstra olarak aldığımız, sezonluk olarak aldığımız öğrenci personellere de burada yer veriyoruz. Yani personeli bu şekilde istihdam ediyoruz. Peki personel istihdam ederken aranan özellikler nelerdir hocam? Personel istihdam ederken öncelikle biz burada gelen misafirlerimize şunu sunuyoruz. Biz burada işte 5 yıldızlı betonarme bir tatil konsepti sunmuyoruz misafirlerimize. Bizim Google yorumlarımıza da baktığınızda hep insanlar şuradan olaya bakıyorlar. Biz burada insanlara diyoruz ki ev sahibi siz, hizmetkarı biziz. Biz de kompakt böyle bir betonarme otelcilik değil burası. 120 dönüm bir alan. Burada tabii ki personel güler yüzlü olması ve samimi doğal olması. Mesela işte yörük şivesiyle konuşması bir personelin gelen misafire çok ilgi çekici geliyor. Kendini böyle çok doğal bir ortamda hissediyor. Ve giderken de şunu diyor. Biz burada kendimizi ev sahibi gibi hissettik. İşte diyor ki çok 5 yıldızlı hatta 7 yıldızlı delüks otellerde konakladık. Ama buradaki almış olduğumuz mutluluğu, samimiyeti işte başka bir yerde göremiyoruz diyor. Çünkü gelen misafire biz işte otelcilik terimlerini, profesyonelleşmiş kalıpları çok kullanmıyoruz. Tabii ki tesisin kırmızı çizgileri var ama gelen misafire genelde burada
ekoturizmin bir gerekliliği olan köy turizmi ne işlediğimiz için gelen misafire burada samimi bir ortam sunuyoruz. Güler yüzlü bir ortam sunuyoruz. Bir aile şekilde ortamı yaşatıyorsunuz. Evet, evet. Bu şekilde ağırlayıp gönderiyoruz misafirimizi. Yani çok böyle profesyonel olmak gibi, çok profesyonel personel çalıştırmak gibi bir şu anki şeyimizde yok. Ama gelen personeli tabii ki tesisin kendi iç dinamikleri doğrultusunda yetiştiriyoruz, öğretiyoruz, eğitimler veriyoruz. Daha iyiye nasıl gideriz? İşte sürekli madencilik diyoruz. Biz buna işte irdeliyoruz. Diyoruz ki işte geçen ay bunu başarılı yapmışız. Bu ay bunlar biraz daha işte sönük kalmış. Nerede hatalar yapmışız gibi. Her ay kritikler yapıyoruz. Personellerimizi topluyoruz. Aylık düzenli burada bir toplantı yapıyoruz personelimizle. Onların hem motivasyonunu sağlıyoruz hem de daha başarılı nasıl olabiliriz diye bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Peki Muhammed Bey, bu tesisle alakalı gelecek planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Tesisle ilgili gelecek planlarımız, öncelikle tesisimiz şu anda Mersin'de ciddi bir ivme yakalanmış durumda. Biz burada işte hiç betonarme olmadan, her şey doğal, insanlara natürel sunmuş olduğumuz bir ortam var. Tabii ki bu doğanın verdiği bir güzellik. Biz de bunu en iyi şekilde insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Gelecekle ilgili tesisimizi daha ileri noktaya, öncelikle konaklama kapasitemizi artıracağız. Daha sonrasında yeni aktiviteler eklemeyi düşünüyoruz yaz sezonuna. İşte burada yeni alanlar oluşturuyoruz. Tesisimizi belli bir noktaya kadar geliştirmek ama geliştirdikten sonra çok böyle işte dağılmadan belli bir kontenjana geldiğimizde de durdurup bunu sürekli revize ederek en iyi şekilde kalmasını sağlamak. Şu anda Mersin'de en trend işletmelerden bir tanesiyiz. Zaten ekoturizm olarak, doğa turizmi olarak en trendler arasında yer alıyoruz. Bu şeyimizi, çizgimizi bozmadan yine aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Peki ne gibi faaliyetler, etkinlikler mevcut tesisinizde? Tesisimizde yapmış olduğumuz etkinlikler şunlar. Öncelikle biz burada çocuklara yapmış olduğumuz, ailelere ve çocuklara yapmış olduğumuz hem eğitim hem de tatili bir arada sunduğumuz çocuk ebeveyn kamplarımız şu anda çok güzel şekilde ilerliyor. Bunun dışında aile dizimi, yoga kampları çok fazla ilgi görüyor. Tesisin kendi içerisinde işte aile olarak gelip konaklayan misafirlerin de yapabileceği, bunların dışında yapabileceği tesisimizde ATV ile safari etkinliğimiz var. Nasıl ATV ile safari? Bir safari parkurumuz var. Bunun dışında uzun olarak yapmış olduğumuz, tesis dışına çıkıp rehberli olarak göndermiş olduğumuz 1 saatlik, 2 saatlik yine ATV ile safari etkinliklerimiz mevcut. Zipline dediğimiz, çocukların özellikle çok eğlendiği, işte bizim biraz daha bunu böyle geliştirerek yaptığımız motorlu işte sepetle ağaçlar arasından karşıya gönderip geri çektiğimiz otomatlı bir şekilde bir aktivitemiz var. Okçuluk aktivitemiz var. Bu da çok güzel oluyor. Özellikle 4-5 aile bizim buraya mesela 4-5 arkadaş aile grubu rezervasyon yapıyorlar. Yan yana onlara bungalov evleri veriyoruz. İşte burada okçuluk yarışması yapıyorlar. O çok ilgi görüyor. Bunun dışında ekstrem salıncak dediğimiz birazcık böyle ekstrem işte adrenalin dolu bir etkinliğimiz var. Yamaç paraşütü yapıyoruz. Hocamız var. Profesyonel hocalarımızla çalışıyoruz. Yamaç paraşütünde lisanslı hocalarımızla sigortalı bir şekilde bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ama yamaç paraşütünü tabii ki bu sezon özellikle şu baharın, Mart ayının rüzgarlı olması, geçiş dönem olması sebebiyle şu anda Mart ayında önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte şu anda yamaç paraşütüyle ilgili şey yapamıyoruz. Doğa şartlarından dolayı. Ama Nisan-Mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde yamaç paraşütüne de talep oluşuyor. Tesisimizden alıyoruz. Hemen tesisimize 20 dakika uzaklıkta Göktepe dediğimiz bizim yöremizde 2000 rakamlı tepeye çıkartıyoruz. Bu tepeden uçuşu gerçekleştiriyoruz. Mersin'de en yüksek irtifaya sahip yer şu anda bu Göktepe. 2000 rakımdan kendini paraşütle, yamaç paraşütü başlıyor. 1100 rakıma iniş yapıyoruz. Yaklaşık 40 dakika havada kalabiliyorlar. Burada hatta biz GoPro çekimleriyle falan birlikte yapıyoruz yamaç paraşütünü. Ona da güzel bir şekilde ilgi devam ediyor yamaç paraşütüne tesisimizde. Peki çocukların ilgisi nasıl buraya? Çocukların ilgisi çok güzel. Özellikle şu dönemde aileler hafta sonu işte cumartesi gelip pazar günü çıkıyorlar. Çıkarken çocuklar işte ya, gitmeyelim diye işte daha ya da
mesela bizim en çok şeyimiz şu şekilde, mesela bir aile geliyor, bir dahaki sefere 2-3 aile, yani 2-3 aile çocuklarla birlikte falan birleşerek geliyorlar. Çocuklar çok seviyor, burada onlara özgür bir ortam sunuyoruz. İşte taş var, toprak var, kar var, yağmur var, ağaçlar var, dokunabilecekleri birçok nesne ve materyal var tesisimiz içerisinde. Onlara vermiş olduğumuz burada o özgürlük, yani onlar da inanılmaz bir mutluluk yapıyor, mutlu oluyorlar. O yüzden de çocuklardan, özellikle ailelerden çocukların mutlu olması sebebiyle aileler kıramıyorlar. Tekrar tekrar tesisimize geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocuklar mutlu olduğu için biz de mutlu oluyoruz. Güzel sohbetimize devam ediyoruz. Çok güzel bir menüyle karşı karşıyayız. Muhammed Hocam, bundan sadece konaklayanlar mı faydalanabiliyor bu hizmetlerden? Tesisimiz şu şekilde, sadece konaklama değil, tesisimize günübirlikte girişler yapılabiliyor. Örnek veriyorum, konaklamadan da tesisimize Mersin'den, Adana'dan günübirlik gelen çok fazla misafirimiz var. Konaklamadan geliyorsunuz, giriş ücretsiz. Restorantımıza geldiğinizde menü fiyatlarımızdan dilediğiniz bu kendi yetiştirmiş olduğumuz, kendi üretmiş olduğumuz bu doğal ürünlere siz de menü fiyatlarımızdan, yani konaklamadan da gelip misafirlerimiz erişebiliyorlar. Bunların dışında yine gelip ATV ile safari, at binicilik, zipline ve okçuluk gibi etkinlikleri de yine konaklamadan günübirlik olarak gelip tesisimizden faydalanabiliyorlar. Yöresel yemekler, lezzetler var mı tesisimizde? Yöresel, bizim burası, yöremiz Avgadı Yaylası diye de geçer. Sucuğu çok meşhurdur, pirzolası çok meşhurdur. Şu anda önümüzde pirzolalar var. Bizim burada kuzu pirzolası çok meşhurdur. Biz de kendi yetiştirdiğimiz bu etlerden misafirlerimize yöresel bir lezzet olarak pirzola ile birlikte yörük bazlamasını bir arada sunuyoruz. Misafirlerimize yöresel lezzet olarak en çok tercih ettikleri, buraya geldiklerinde et olarak bizim bu pirzola porsiyonumuz yanında bazlama ile birlikte verdiğimiz pirzola porsiyonumuz, yine kendimizin yapmış olduğu turşu çeşitleri, yine yöremizde yetişen ürünlerden yapmış olduğumuz salata çeşitlerimizle birlikte sunuyoruz misafirlerimize. Sıkma börek vesaire, bunlar var mı? Sıkma börek daha çok kahvaltıda sunuyoruz. Yörük sıkması, bazlaması, böreği, işte bunun peyniriyle birlikte, yöresel peyniriyle birlikte misafirlerimize bunlar da kahvaltıda sıkma, gözleme, işte nedir, bidon peyniri dediğimiz bizim deri peyniri yine aynı şekilde misafirlerimize bu seçeneklerle birlikte sunuyoruz. Peki bungalovla tiny house'un farkı nedir? Konaklayan misafirlerimize şöyle, bungalov ve tiny house evler arasındaki farklılık şu şekilde. Tiny house evlerin altında tekerlekleri var. Bungalov evlerimizin de yine aynı şekilde. Evlerimiz sabit bir alanda kurulu. Zaten tiny house ve bungalov denilmesi küçük taşınabilir ev aslında. Bungalov evimiz tek katlı, önünde verandası var. Tiny house evimiz ise çift katlı, tavan arasında yatağı var, yine önünde veranda alanı mevcut. Tiny House'a gelen misafirlerimiz tavan arasında yatak bölümünden faydalanıyor. Bungalov'a gelen misafirimiz ise bir oda içerisinde çift kişilik double yatağı, mutfak tezgahı, işte önünde verandası olan, yani bir oda içerisinde konaklıyor. Arasındaki fark bu. Ama Tiny House evlerimizde 2-3 farklı kategori var. Örnek veriyorum, VIP olanlar var. 1+1 Tiny House evlerimiz var. 1+0 olan evlerimiz var. Bu şekilde mesela bunu neye göre veriyoruz bu evlerimizi? Siz bizi aradınız, dediniz ki biz işte 4 yetişkin 4 çocuk geleceğiz dediğinizde 1+1 büyük tiny house ev veriyoruz. Ama 2 kişiyiz dediğinizde ben o tarihte 2 kişilik tiny house ev müsait ise ya da bungalov ev müsait ise ikisinin de resimlerini katalog olarak misafirimize gönderiyoruz. Seçiyor, diyor ki ben bungalov daha çok hoşuma gitti, bungalovda konaklamak istiyorum diyor. Geliyor, bungalov evde konaklıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Ve arasındaki fark da bu hocam. Kapasite farkı. VIP evlerde kapasite daha fazla. Evet, VIP evler biraz daha cam teras, veranda, biraz daha lüks. O yüzden VIP diyoruz. Tiny house evlerimizde 1+1, 1+0 ve 2 kişilik olacak şekilde 3 farklı kategoride
değerlendirip misafirlerimize veriyoruz hocam. Bunların dışında konaklama seçeneğimiz olarak tiny house evlerin dışında özellikle yazın çok ciddi bir çadır misafiri portföyümüz var. Kamping olsun. Kamping misafirimiz var ve karavanıyla gelen misafirlere de burada biz yer sağlıyoruz. Karavanlar ile gelip burada konaklayabiliyorlar. Bunun dışında gelen misafirlerimize biz bizden de çadır verebiliyoruz. Kendileri de kendi çadırlarıyla geldiklerinde çadır ceplerimiz var. Oraya gelip çadırlarını kurabiliyorlar. Aynı zamanda karavanıyla gelen misafirlerimize karavan yeri de sağlıyoruz. Elektriği, suyu, WC'si gibi bütün alanlar mevcut. Hem karavan alanımızda hem çadır alanımızda. Çadır alanımızda isteyen ekstra olarak mini buzdolabı hizmetini de sağlayabiliyoruz. Peki Muhammed Bey, özellikle değinmek istediğiniz doğa sporları olarak burada ne tür etkinlikler yapmaktasınız? Tesisimizde bahsettiğim gibi doğa gezilerini ATV ile safari şeklinde yapıyoruz. ATV ile safari çok yoğun ilgi görüyor. At binicilik yine aynı şekilde, zipline, okçuluk. Ama oryantilik etkinliğimizin de ayrı bir yeri var tesisimizde. Özellikle Erdem'de geniş bir alanda bunu yapabilen çok sayılı işletmelerden bir tanesiyiz. Oryantilik etkinliğine genelde bu bahar döneminde okullarımız özellikle takım halinde ilgi gösteriyorlar. Yine Mersin'de Orienteering Federasyonu var. Onlardan ciddi talepler görüyoruz. Burada Orienteering müsabakalar yapıyoruz. Hatta küçültülmüş bir şekilde hedef bulma ya da işte hazine avı şeklinde de çocuk ebeveyn kamplarımızda çok eğlenceli, yetişkinlerin de katıldığı böyle bir aktiviteyi de yine Orienteering'in içerisinde uyguluyoruz. Orienteering nedir kısaca tam olarak? Orienteering doğada hedef bulma, işte belli başlı ipuçları veriyoruz. Bu ipuçlarını takip ederek onlara gösterilmiş olan hedefe doğru takımlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu tabii ki Orienteering hocalarımız eşliğinde yapıyorlar. Biz profesyonel hocalarımızı getiriyoruz. Onlar çocuklara bu etkinliği uyguluyorlar. Peki Muhammed Bey, hiç duyulmamış spesifik bir etkinliğiniz var mı? Şöyle, aslında yöremizde çok duyulmayan ama şu anda Erdemli'de tesisimizle birlikte çok fazla şu anda ismini duyulmaya başlanan yoga kampları yapıyoruz. Yoga kamplarında da yine biz etkinliklerimizi şöyle hep işin profesyonelleriyle birlikte yapıyoruz. Mesela yoga hocalarımız da bizden gelip talepte bulunabiliyorlar. Tabii ki bu yoga etkinliğinin yapılabilmesi için alanlar oluşturuyoruz. Ama şu anda çok ciddi bir yoga için talep var tesisimize. Yoga, aile dizimi, işte inziva kampları, psikolojik kamplar gibi birçok etkinlik için talepler gittikçe her geçen yıla göre daha da çok artıyor. Bunun dışında biz burada burayı bir doğa okulu, orman okulu gibi tasarlamaya başladık. Kalıcı atölyeler oluşturuyoruz. Bu konuda okullardan çok fazla ilgi var şu anda. Her geçen yıla göre bu sene iki kat daha fazla okul rezervasyonu almış durumdayız bahar dönemine. Okullar buraya geliyor. Mesela çocuk daha bu yaşına kadar hiç ağaca dokunmamış, doğanın içerisinde bir deney gerçekleştirmemiş, bir doğanın içerisinde bir trekking, bir yürüyüş etkinliği yapmamış gibi. Bunların hepsini tesisimize gelip çok farklı güzel deneyimler elde edebiliyorlar. Aileler de bu yüzden zaten en çok tercih etme sebepleri. Çocuklarının doğayı öğrenmesi, doğayı görmesi, doğanın önemini anlaması gibi tercihlerden dolayı tesisimize çok fazla ilgi oluyor. Bu doğanın çocuklara sunduğu yeniliklerden dolayı ilgi artıyor daha fazla. Ben de bu tesisi gezmek için sabırsızlanıyorum. Fakat ondan önce bu güzel yemeklerin tadına bir bakalım.